Ege Maske piyasa yönünü sunar. Devam ediyoruz. Piyasa yönüne hoş geldiniz efendim bir kez daha ekranları başına. Az önce Goldman Sachs altın fiyatlarının 2021 senesinde 1977 dolar olmasını beklediğini duyurdu. 2022 senesinde de 2000 dolar ons olmasını beklediğini söyledi. IMF tarafında da daha doğrusu Goldman Sachs tarafında bu açıklamalar yaparken Amerika'da Google Alphabet'in karı rekor kırdı. Birazdan bunun detaylarını paylaşacağız ama önce biz yurt içi şirket haberlerimizle başlayalım. Aselsan'la 2021 senesinin ilk çeyreğinde 1.23 milyar TL'lik bir net kar duyurdu. Aselsan birinci çeyrekte 1.189 milyar TL'lik bir tahmine yakın olarak 1.23 milyar TL'lik bir kar açıklarken geçen yılın aynı dönemine göre 920.1 milyon TL'lik bir net kar açıklamıştı. Dolayısıyla birinci çeyrekteki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %22 oranında artarak 3.17 milyar TL olarak gerçekleştiğini söyleyelim. Yani tahminlere oldukça yakın bir bilanço açıklamış oldu Aselsan. Türk Otomobil Fabrikası AŞ 2021 yılı ilk çeyreği, birinci çeyreğindeki net karını ise 616.7 milyon TL olarak ve 465.5 milyon TL'lik tahmin üzerinde geldiğini söyledi TOFAŞ. Geçen yılın aynı dönemine kıyasladığımız zaman tabii 346.2 milyon TL'lik bir net kar açıklamıştı. Bunun üzerindeyiz ve birinci çeyrekteki satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre %45 oranında artarak 6.33 milyar TL olan tahmini aştı ve 6.45 milyar TL olduğunu duyuralım. Diğer taraftan tabii Türk Hava Yolları COVID-19 tedbirleri kapsamında tam kapamanın uygulanacağı 29 Nisan 17 Mayıs'ta gerçekleşecek yurt içi uçuşlarda seyahat izni belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 29 Nisan 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda uçabileceklerini, seyahatlerini gerçekleşebileceklerini söyledi. Az önce Türk Hava Yolları Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana ve Kanada'nın Vancouver şehirlerine de Mayıs ayında seferlere başlayacağını duyurmuş oldu. Pegasus tarafında da yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan tahviller için talep toplama sürecinin tamamlandığı söyleniyor. Ulaştırma sektöründe bir başka haber de TAV tarafından geldi. TAV Havalimanları yılın ilk 3 ayına ilişkin finansal sonuçlarını onlar da duyurdu. Şirket bu dönemde 6.6 milyon avroluk bir ciro elde etti ve havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markalarından bir tanesi biliyorsunuz ve TAV Havalimanları pandemi sebebiyle getirilen uçuş kısıtlamaları sonucunda yılın ilk 3 ayında iç hatlarda 3.3 milyon, dış hatlarda ise 1.1 milyon yolcuya hizmet verdiklerini söyleyelim. Bir başka haberde tabii tam kapanma açıklamasının ardından işletmelerin kapanmasıyla birlikte gözler yine e-ticarete çevrildi ve az önce de söylediğimiz gibi bu anlamda e-ticaret tarafında Ideasoft'tan Özkar'a %30-%50 oranında ciroların artacağını savunuyor. Anel aynı zamanda Ersu bakıldığı zaman da Viking paylarında 12 Mayıs seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak. Diğer taraftan da bakıldığı zaman Doğutaş Kelebek, az önce aktardık, Senegal'deki Doğutaş Kelebek Mobilya Senegal Limited şirketini kurmuş. Onlara da hayırlı olsun diyelim. Kap haberleri bu şekilde. Şimdi yurt dışına dönmüş olalım. O tarafta da tabii çok fazla gelişme var. Az önce Google Alphabet'in bilançosunu duyurduk. Detaylarını paylaşacağım ama önce Tesla'ya gidelim. CEO Elon Musk, küresel düzeyde yaşanmakta olan yarı iletken kıtlığın büyük sorun olduğunu vurguladı ve yaptığı açıklamada tüm bu sorunlara karşın büyük olasılıkla önümüzdeki ay içinde Tesla Model S dağıtımlarının başlayacağını duyurdu. Diğer taraftan da Lyft'ten bir açıklama var. Sürücüsüz araç birimi Level 5'i Toyota'ya bağlı olan Woven Planet'e satacağını söyledi. Uber'in önde gelen rakiplerinden Lyft sürücüsüz araç birimi olan Level 5'i Toyota'ya bağlı ortaklık olan Woven Planet'e 550 milyon dolar nakit karşılığında
satacağını söyledi. Bir başka haber de Fitch'ten geldi. Onlar da Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch bir rapor hazırladı ve 15 milyar vergi artışan 15 milyar dolar olarak hesaplanan maliyetin ABD bankaları için yönetilebilir olduğunu söylüyor. Kuruluş raporunda Biden yönetiminin kurumlar vergisini %21'den %28'e çıkarması planının bankalar için yıllık 15 milyar dolarlık bir maliyet yaratacağını hesapladı ve bu da piyasaları rahatsız etmeyeceğini savunuyor. Fitch Ratings yaptığı açıklamada Suudi Arabistan tarafında da resmi televizyon kanalında röportaj verdi. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Aramco'nun hisse satışı için olası şirketlerle görüşmelerin yürütüldüğünü söyledi ve bu anlamda da %1'lik hissenin yabancı yatırımcılardan birine satışının tartışıldığını belirtti ve ancak yatırımcılara ilişkin de bilgi paylaşmadığını söyleyelim. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu dünyanın en büyük petrol şirketine hisseye sahip olan ihtimali olduğunu aktaran Veliaht Prens, şirket hisselerinin başka bir bölümünün de ikinci bir halka arsa sunma planı olduğunu da sözlerine eklediğini söyleyelim. Ve son haberde teknoloji şirketleri gelirini arttırdı Amerika'da. Üçüncü çeyrek olarak kabul edilen Microsoft bilançosu açıklandı. Geliri Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %19 arttı ve 41.7 milyar dolara ulaştı. Microsoft'un 2020 senesindeki Ocak-Mart döneminde 35 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Şirketin net karı da aynı dönemde %44 artarak 15.5 milyar dolara yükselmişti. Net kar tarafında da 10.7 milyar dolar olarak duyuruldu. Google Alphabet tarafına baktığımız zaman da o tarafta geçen döneme göre %34'lük bir artış oldu ve 55.3 milyar dolara çıktı. Net karı ise ilk çeyreğe kıyasla aynı döneme göre %162'lik artışla 17.9 milyar dolar oldu ki Google reklam gelirleri geçen yıl aynı dönemine göre %32 artmıştı. Bulut hizmetlerinde satışlar da %45.7 arttığını söyleyelim. Konuğumuzun yorumlarıyla piyasa önüne devam edelim. Japonya'da az önce aktardık, son 5 ayın en iyi perakende satış rakamlarına ulaşıldı. Tabii Türkiye yeni bir kapamaya girdi. Umarım vaka sayılarımız azalır ama genel gördüğümüz tablo, dünyada bir talep var. Özellikle Çin bu talebi karşılayabilecek mi? Dolayısıyla emtia fiyatlarında çok ciddi bir artış olmuştu. Bu talep, beklenen talep ve aşının bulunması, 3. dalganın da eğer atlatıldıktan sonra bir miktar daha ülkelerin serbestleşme ihtimalleri tabii hem uçuşları artıracak hem de tüketimi artıracak. Beyaz eşya sektörü gibi, gıda gibi diyelim. Dolayısıyla da şimdi ciddi bir enflasyon var. Bugün de Fed'in vereceği faiz kararı önemli. Acaba o enflasyonu, bu ay artan PCE deflatörü geçici mi görüyor, kalıcı mı görüyor? Hemen gidelim ALB yatırıma, menkule. Karşımıza sevgili Emre Çayır olacak, araştırma müdürü. Günaydın Emre, hoş geldin. Günaydın Murat, merhaba. Merhabalar. Şimdi piyasa aslında çok da bir şey beklemediği bir FED toplantısı var ama dili çok önemli tabii. Jerome Powell'ın konuşma tarzı, dili diyelim. Hani Şahin'le mi yakın olacak, güvercin var mı yoksa bambaşka bir hani kuş mu olacak diyelim. Ne bekliyoruz ve dün özellikle soya fasulyesi, mısır ve buğday fiyatları çok ciddi artmıştı ki Avustralya tarafında demir cevheri fiyatlarının da arttığını gördük. Hafta içerisinde geçen hafta Kanada Merkez Bankası ilk varlık alımını azaltma ihtimali veren banka oldu. Onlar da bakır üretimi anlamında çok çok kıymetli. Avustralya'da da Yeni Zelanda tarafında da vakalar hızlı bir şekilde uğurlandı. 50 bin kişilik konser verildi. Tüm bunların hepsi aslında bir enflasyon ve talep gelebileceğini gösteriyor. Ne dersin, FED piyasayı rahatsız mı edecek yoksa sırtını mı okşayacak? FED tarafından bugün yapılacak açıklamalar biraz daha aslında Haziran ayındaki beklentileri şekillendirecek yönde olma ihtimali yüksek. Çünkü genel itibariyle baktığımız zaman evet, gelişmiş olan ülkelerde aşılama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve artık normalleşme adımları biraz daha ön plana geçmeye başladı. Bu da tabii ilerleyen süreçte tüketim alışkanlıklarını tekrar canlandırabilir. Bu da ilerleyen süreç içerisinde enflasyon rakamları üzerinde de yükseltici bir etki yaratma ihtimali var. Evet, bu noktanın altını çizme ihtimali biraz daha yüksek. Yani ilerleyen süreç içerisinde Amerika'daki ekonomik toparlanma, aşılama çalışmalarında öncülüğüyle beraber enflasyon tarafında da iyileşmeyi beklentisini ileri çekebilir. Bu da biraz daha sıkılaşma adımlarının yakın zamanda gelebileceği algısı yaratabilir ama bugünkü toplantıda para politikasında ve tahvil alım programında herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Bundan dolayı gevşek mesajlarına devam edecektir çünkü daha önce de dinlediğimiz gibi Fed Başkanı Powell'ın istediği şey aslında
rakamların sadece hedeflenen bölgenin üzerine geçmesi değil, aynı zamanda ilerleyen süreç içerisinde kalıcılığın devam etmesi. Bu noktada da aşılama çalışmalarının ilerleyen aylarda nasıl sonuçlar vereceğini de izlememiz gerekecek. Eğer ilerleyen süreç içerisinde Haziran ayı itibariyle biraz daha toparlanma gelirse belki orada daha şahin mesajlar görebiliriz. Ama bence bu akşam yapılacak toplantıda geçtiğimiz aydaki toplantıya paralel olarak beklentilerin korunduğu, bundan sonraki süreçte hedeflere yaklaşıldığı ve kat hedeflerin üzerinde kalınmadığı müddetçe de sıkı para politikasına geçilmeyeceği mesajı verip piyasaları biraz daha mutlu edecek, biraz daha gevşek para politikasını sürdürecek bir hareket görebiliriz. Evet, yani aslında belki de en renksiz toplantılardan birisi olacak. Çünkü bir önceki ayla bu ay arasında data anlamında değil mi Amerika'da çok bir şey değişmedi. Zaten hani makro datalar hafif hafif oturmaya başladı. İstihdam yarattığını gördük. Büyüme beklentileri olumlu oldu ama çok da majör de bir değişiklik olmadı. Birazcık daha muhtemelen istihdam piyasasındaki iyileşmenin ve doğal işsizlik oranına hangi sürede yaklaşacağımızı göreceğiz bu toplantı. Ama bir gerçek var herhalde. Fed'in faiz işte geçen toplantı dot plot'ta noktasal tahminlerinde sevgili Emre hani konuşmuştuk. Bir üyeden dört üyeye çıkmıştı faiz artışı beklentileri. Hani yavaş yavaş böyle şahinleşme tarafına da gidiyoruz gibi. Evet, faiz artışı en iyi ihtimalle 2024 senesinde olsa dahi yine de o varlık alımlarını azaltma sürecine doğru sanki gidecek. 2008 sonrası tabii varlık alımının süresi ve yöntemi çok tartışılmıştı. Kimine göre Bernanke erken bir sinyal vermişti, kimine göre ise zamanında olmuştu. Bir timing hatası, zamanlama hatası sence yapacak mı Powell? Hani nasıl görüyorsun öngörüsünü? Ben açıkçası piyasayı okuması açısından başarılı buluyorum. Çünkü hani piyasalar çok tersteyken bile Powell'ın vermiş olduğu mesajlar hep iyimser boyuttaydı. Nitekim haklı olduğunu da görmüş olduk. Bir zamanlama hatası varlık alımını azaltma noktasında sence yaşar mıyız? Bence Amerika tarafında kadrolara baktığımız zaman, Hazine Bakanlığı tarafında da yine eski Fed Başkanı Janet Yellen'in olması sebebiyle Powell'ın bunda vereceği mesajlar biraz daha piyasalardaki beklentileri karşılayacaktır. Erken mesajların gelme ihtimali olduğunu sanmıyorum. Çünkü hem para politikası tarafında hem de maliye politikası tarafında dengeli tutum içerisinde Amerika ekonomisi desteklenmeye devam ediyor. Hem de aynı şekilde sağlık tarafında da aynı şekilde Biden'ın seçim öncesi vaatlerini yerine getirmesiyle beraber ekonomideki canlanma devam ediyor. Bundan dolayı erken bir hamle yapılması para politikası tarafında biraz daha dengeyi bozma ihtimalini barındırıyor. Eğer ilerleyen süreç içerisinde maliye politikalarıyla beraber piyasadaki canlanma hız kazanmaya başlarsa, ki uzun vadeli yatırımlar yapılması planlanıyor maliye politikalarıyla birlikte, bundan sonra para politikasında sıkılaşmaya itilmesi biraz daha mantıklı olacaktır. Bu noktada da Powell'ın çok erken bir mesaj vereceğini zannetmiyorum. Evet, belki tahvil alım programlarıyla ilişkili olarak bundan sonraki süreç içerisinde yavaş yavaş kademeli bir şekilde azaltıma gidilebilir. Ama bunun da bu yılın sonundan önce başlanabileceği çok beklenti içerisinde değil. Bundan dolayı faiz arttırım beklentileri geçtiğimiz toplantıda evet üye bazında artmıştı. Belki önümüzdeki toplantıda yine projeksiyonlar açıklanacak. Orada yine artış olduğunu gözlemleyebiliriz. Ama sonuç itibariyle faizlerin hemen artması beklenmiyor. Tahvil alım programına ilişkin verecek mesajlar da çok aceleci olacak gibi düşünmüyorum. Çünkü küresel çaptaki bütün gelişmelerin izlenmesi gerekiyor. Küresel çapta hem arz kısıntılarının olması sebebiyle ürünlere yönelik talebin de biraz daha aslında şu an için kısıtlı kaldığı gözlemleniyor. Hem çip tarafındaki gelişmeler hem ham madde tarafındaki gelişmeler, fiyatların artması, bunların da izlenmesi gerekiyor. O yüzden belki biraz daha emtia fiyatlarına da vurgu yapılan bir toplantı sonucu görebiliriz bugün için. Şimdi aslında baktığımızda 1.63'e kadar gelmişiz Emre. Yönetmenimiz Burçin'den de bir ekrana vermesini rica edelim. Reuters'ta görüyorum 1.63 seviyesinde 10 yıllıklar. Dün onun biraz aşağısındaydık. Tabii altınla ons altın korelasyonu çok önemli. Ons altını izleyeceğimiz görüyor sarı renkle. Morla gördüğümüzde 10 yıllıklar. 10 yıllıkların biraz kafasını aşağı eğmesi ons altının 1780 dolara kadar gelme cesaretine kavuşturdu ama bugün bu tablo sence nasıl şekillenecek? Yani sanki 1.60 aşağısına da çok kalmamak gerekiyor Emre. Hani bir yerde Amerika'da artık 10 yıllıkların medyanı dengelendiği nokta sanki 1.65-1.75 kısa vadede. Katılır mısın? Evet, son dönem itibariyle biraz daha 1.56'lara çekilmişti ama genel itibariyle baktığımız zaman 1.65 etrafında fiyatlanan bir ABD 10 yıllık tahvil faizi bulunuyor. Tabii bunun da etkisiyle beraber ons altın fiyatında bir baskı olduğu şüphesiz.
Ama genel itibariyle bakacak olursak ons altın fiyatı uzun süredir dip seviyelerinde dolaşmaya devam ediyordu. 1670 dolar seviyelerinde bu bölgenin üzerine çıkmasıyla beraber biraz daha ivme kazanmaya başladı. Keza dolar endeksine bakacak olursak dolar endeksinde de yine aynı şekilde 94 seviyelerinden başlayan düşüş trendi etkisini hala koruyor. Şahin mesajlar görmezsek Amerika tarafından evet ekonomik gelişmelerin etkisi de var ama dolar endeksindeki zayıflama da ons altın fiyatını desteklemeye devam ediyor. Bundan dolayı eğer ABD 10 yıl tahvillerinde çok ciddi bir artış olmazsa 1.50'lerin üzerine tekrar çıkılmazsa o takdirde ons altın fiyatında yukarı yönlü seyir biraz daha devam edebilir. 1800 dolar bölgesi önemli ons altın için. Eğer 1800 doların üzerine geçirecek bir etken olursa bugün biraz daha yumuşak biraz daha Fed'den beklentiyi doğrultusunda gevşek para politikasının süreceği algısı tekrar piyasaya hakim olursa ons altın fiyatı da belki 1830 dolar seviyesine doğru gün içerisinde yükselebilir. Yani ABD 10 yıllık tahvillerinde de kısmi yataylık sürme ihtimali var. Biraz daha belki aşağı doğru fiyat hareketlerini görebiliriz. Sabah saatlerinde 1.62 bölgesine doğru bir yükselme vardı ama gün içerisinde FED kararlarına doğru belki tekrar bir denge arayışı içerisine girebilir. Sanki böyle düşüşlerden de hani düşüş çok yaşadı ancak motivasyonu da çok bozmadı gibi. Çünkü hani çok da büyük de bir dip görmedi değil mi? Çok büyük kayıplar da yaşamadı. Ons altın hani ben buradayım dedi bir yerde şahlanmış da oldu. Çünkü hani piyasalarda özellikle Bitcoin'in bu kadar çok trend olduğu bir dönemde ons altın sanki birazcık ihmal de edildi. Orada hacimlerin de düştüğünü görmüş olduk ama az önce Goldman Sachs önemli bir beklenti sundu ve o anlamda da altın fiyatının bu sene 1977 dolar olacağını söyledi. 1800 dolar sanki psikolojik de bir eşik oldu Emre. Yani oraya girdiğimiz zaman hani pending order dediğimiz o bekleyen emirler de muhtemelen fonlar tarafından da girilmiş olur. Bir anda hızlı bir şekilde bir yükseliş de yaşanma ihtimali var. Hani tam anlamıyla FED herhalde burayı yumuşak geçerse, enflasyonla ilgili daha çok yolumuz var derse muhtemelen ons altına oldukça güzel bir kazanç olacak gibi ne dersin? Evet, ons altın tarafında sen de dediğin gibi 1800 dolar seviyesi çok önemli bir seviye, psikolojik bir seviye en başında. Bundan dolayı yukarı yönlü hareketler eğer 1800 üzerinden geçilirse biraz daha hız kazanmaya başlayabilir. Genel trende bakacak olursak yalnız ons altın tarafında grafikte görüldüğü gibi aşağı yönlü bir eğilim söz konusu ve yukarı yönlü hareketlerin ön plana geçmesi için ilk etapta 1880 dolar seviyesi uzun vadede önemli bir direnç noktası. 1880 dolar üzerinden geçilirse biraz daha evet rahatlama 1900 dolarlara doğru hareketler üzerine doğru hareketler daha ön plana kalmaya devam edebilir ama şu an onu gerektirecek çok büyük bir senaryo yok. Çünkü Amerika tarafındaki veriler de güçlü gelmeye devam ediyor. Evet bu akşam Fed toplantısı var ama hemen yarın Perşembe günü de Amerika'da ekonomik büyüme rakamını açıklayacaklar. Ekonomik büyüme rakamına dair beklenti de gayet pozitif. %6'nın üzerine çıkabileceğini gösteriyor. Bununla beraber tekrar ons altın 1800'ün üzerine çıksa bile 1830 dolarlarda dirençle karşılaşma ihtimalini barındırıyor. Yine Cuma günü Amerika'da kişisel gelirler ve tüketim rakamları da açıklanacak. Yani haftanın aslında ikinci yarısı ABD verileriyle biraz daha şekil kazanacak. Eğer Amerika'daki ekonomik toparlanmanın devam ettiği gözlemlenirse bu yükselişler ons altın tarafında çok kalıcı olmayabilir. Ama şu an için genel itibariyle 1760 dolar, 1770 dolar seviyesi önemli bir destek. Bu bölgenin üzerinde kalındığı müddetçe 1800'lerin üzerine doğru atak yapma potansiyeli var. 1800 geçme durumunda ise 1830 dolar seviyesi ilk önemli direnç bölgesi olacak. Uzun vadede de 1880 dolar seviyesi düşüş eğiliminin bulunduğu bölge olması bakımından önemli. Bu seviyenin üzerine taşıyacak bir etken olursa genel itibariyle emtialarda, genel itibariyle yatırım ürünlerinde bir fiyat artışı meydana gelirse belki bundan da pozitif etkilenme ihtimali bulunuyor ons altında. Şimdi bakıldığı zaman bizim doları bir bakalım. O tarafta dolar grafiği bizde tabii CDS'lerimiz 426 baz puanda. Aslında Joe Biden'ın 1915 olaylarını ifade etme biçimine kınama geldi ve yok sayma kararı yayınlandı dün resmi gazetede. Ama hani gelen diplomatik anlamda geldiğimiz nokta herhalde çok da büyük de bir kırılmayı göstermiyor ABD. Türkiye arasında bir şekilde diplomasinin devam edeceğini de gösteriyor. Dolayısıyla piyasa çok da rahatsız olmadı ama CDS'ler 426 baz puanda. Az önce dedin ki dolar endeksinde 98'lerden başlayan bir geri çekilme vardı. İşte kapaca 91'lerdeyiz şu anda. Euro'nun durumu bizi nasıl etkiler birinci soru ve FED sonrasında dolar Türk lirasında bir miktar daha
gevşeme olur mu Emre? Dün 8.20'nin aşağısına kadar geldik. Evet, bir hani köpük fiyatlama da oldu. Hacimsiz 8.40'ların üzerine de attık ama bir kez daha 8'in aşağısını görür müyüz sence kurda? Beklentiniz ne yönde? Kur tarafında 8 bölgesi psikolojik bir destek haline geldi. Trend olarak evet 7.99 bölgesinden başlayan bir kısa vadeli yükseliş trendi vardı. Hafta başındaki yükselişin ardından gelen satışlarla bugün itibariyle bu bölgenin aşağısına geçilmiş olması tekrar dolar TL tarafında yatay hareketin biraz daha yukarı alanda 8.22 direnci, aşağı alanda 8.10 desteği arasında devam edebileceğini gösteriyor. Şayet bugün Amerika'dan gelecek açıklamalar çok fazla dolar tarafında bir kuvvetlenme yaratmazsa dolar Türk lirası tarafında da 8.18 desteğinin aşağısına geçilmesiyle beraber ilk etapta 8.12-8.10 bölgesine doğru bir değer kaybı yaşanabilir. Ama 8 bölgesinin aşağısına geçilebilecek bir unsur olması için biraz daha iç piyasada pozitif algının artması gerekiyor. CDS primlerine baktığımız zaman geçtiğimiz dönemde evet 400'ün aşağısına geri çekilir gibi oldu geçtiğimiz hafta ama yine bu hafta itibariyle 400'ün üzerine geçmesi CDS'te de risklerin yüksek olması TL'deki kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor. Eğer bu durum sürerse dolar TL'de de 8 seviyesinin üzerindeki hareketlerin bir müddet daha devam ettiğini görme ihtimalimiz var. Hı hı. Euro dolar cephesine bakacak olursak oradaki hareketler biraz daha son dönemde 1.21 bölgesinde sınırlı kalmış durumda. 1.21 bölgesi üzerine geçilemedi. Keza geçtiğimiz hafta yine Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yaptığı toplantı sonrasında da önümüzdeki yıla kadar varlık alım programlarına sürdüreceklerini açıklaması euro dolar cephesinde biraz daha aslında eurodaki sakin seyrin devam edebileceğini gösteriyor. Bu noktada teknik olarak euro dolar paritesinde de düşüş eğilimi hakim Ocak ayından bu yana. Düşüş trendinin geçtiği bölgede 1.21 seviyesi. Eğer ilerleyen süreçte dolar endeksindeki zayıflama, dolardaki zayıflama devam eder de euro dolar paritesi biraz daha 1.21'in üzerine taşınırsa o zaman trend kırılabilir. Buna bağlı olarak tekrar 1.22.50 bölgelerine doğru euro dolar paritesinde bir hareketlilik görme ihtimalimiz var. Ama geniş bantta euro dolar paritesindeki hareketler biraz daha sanki 1.19'u aşağıda destek bölgesi, yukarıda da 1.22-1.22.50 bandı arasında devam edecek gibi duruyor. Evet. Genel itibariyle dolar endeksindeki zayıflama biraz yukarı yöne taşısa da dengeli bir şekilde euro dolar paritesindeki hareketlilerin sürme ihtimali bundan sonraki süreçte biraz daha ön planda gibi. Dün tabii TAV, Aselsan ve Arçelik hisseleri BIST 30 içerisinde en fazla kazandıran hisseler oldu Emre. Tekfen, Türk Telekom, Migros, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Kozal, BİMAŞ. Yani hem böyle bilanço açıklayan şirketleri gördük hem de değil mi? Bu kapamadan dolayı yine işte insanların mutfak alışverişi, gıda alışverişi talebinin artması Migros gibi, BİMAŞ gibi hisselere yoğun bir alım getirdi. En fazla kaybettirenler tarafındaysa işte Garanti Bankası, Vakıf, İş Bankası, Emlak, Konut, Kardemir'i gördük. Yani aslında yine Merkez Bankası'nın ortodoks politikaların tartışıldığı ve vurmaya devam ettiği bankalar maalesef yine dün üzdü. Ama genel olarak bakıldığı zaman BIST 30'da bir artış vardı. Kapaça burada 16.5 milyar TL'lik bir işlem hacmi geçti. Bilanço tabii açıklanmaya devam ediyor. İyi de gelen bilançolar var. Dün Borsa İstanbul Genel Müdürü Sayın Korkmaz Ergün diyor ki 40 tane şirket daha olacak diyor. Toplam 40 tane halka arza şahit olacağız diyor. Halka arz fiyatlaması mı Borsa İstanbul'u sence bu miktar daha ayakta tutuyor Emre? Ve borsa ile ilgili beklentin ne yönde? Özellikle uzmanlar diyor ki işte senin gibi değerli uzmanlar 1420 geçilmediği sürece Borsa İstanbul'da çok da böyle hani işler rahata bindi demeyelim. Rehavete kapılmayalım. Katılır mısın? Evet, borsa tarafında bir süredir aslında aşağı yönlü satış baskısı devam ediyor. Bu hafta içerisinde bilançoların da etkisiyle birlikte toparlanma hareketlerinin gelmeye başladığını görüyoruz. 1400 bölgesi ilk etapta kısa vadeli düşüş trendinin geçtiği seviye. 1420 seviyesi bir sonraki direnç noktası. Ama önemli olan seviye bence 1450 bölgesi. 1450 üzerine geçilmediği müddetçe Borsa İstanbul'da tekrar pozitif havanın başlanması biraz uzun vadeye kalabilir. Ama genel itibariyle aslında bakacak olursak bilançolardaki pozitif tablonun sürmesi 1450'ye doğru Borsa İstanbul Endeksine de yükselişi destekleyebilir. Bununla beraber yükseliş trendi de aynı şekilde etkisini devam ettiriyor. Son bir yıldır geçtiğimiz yıl Mart ayında başlayan trend de yaklaşık olarak aşağıda 1390 bölgelerinden geçiyor. Bu yüzden aşağı yönlü hareketlerde de bu bölge önemli. Eğer yukarıda bir kırılma yaşanmazsa biraz daha yatay hareketler ön planda kalmaya devam edebilir. Son dönemdeki halka arzlarına baktığımız zaman burada biraz işlem hacimlerinde sığlaşma olduğundan bahsedilmişti.
Eğer ilerleyen dönemde de yine aynı şekilde halka arzların devam etmesi durumunda işlem hacimlerinde sığlaşma devam ederse bu da biraz daha Borsa İstanbul tarafında yatay hareketler ön plana geçebilir. Ama eğer yabancı yatırımcının da ilgisini çekmeye başarırsak ki genel itibariyle şöyle gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman son bir ay içerisinde oldukça negatif ayrışmış durumdayız. Hı hı. O yüzden Borsa İstanbul'un da hem dolar kurundaki yükselişe baktığımız zaman düşüşü biraz da iskontolu kalmış durumda. O yüzden tekrar yabancı yatırımcı ilgisi gelmeye başlarsa ki özellikle karantina süreci sonrasında normalleşme yaşanması bekleniyor. Çalışmaların da hızlanmasıyla beraber bayramdan sonra biraz daha Haziran aylarına doğru Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareket potansiyeli bulunuyor. Bu beklenti de aslında şu an için bu haftada genel itibariyle borsadaki hem bilançoların etkisiyle beraber hem de ilerleyen süreçte normalleşmenin getireceği bir olumlu alanın beklentisiyle beraber Borsa İstanbul'u pozitif yönde destekliyor. Evet. Ama yukarı alanda hız kazanması için yükselişlerin 1450 puan seviyesi oldukça önemli bir direnç noktası. Evet, dün de kapama kararı aslında Borsa İstanbul'da negatif fiyatlanmadığını gördük. Çünkü aslında hani dillendirilmiyordu ama resmi olarak da duyurulmuş oldu. Dolayısıyla aslında bir yerde de piyasa hani iyi olarak bakıyor. Çünkü ekonomik toparlanmanın hızlanması ve şirketlerin hani önümüzdeki dönemde rahat faaliyet göstermesi için de bir yerde de hani bu kapama gerekiyordu şeklinde. Tabii faizlerin de inme olasılığı önümüzdeki dönemde eğer gündeme gelirse, Türk lirası varlıkları güçlenirse umarım öyle olur. Borsa İstanbul'da iştahı bir miktar da artırabilir. Yüksek faizden dolayı da iştahta bir miktar kesilme de yaşanıyor. Şu anda halka arzlar sanırım o tarafı destekliyor Emre. Bekleyip göreceğiz. Yani bayram sonrasında işler yolunda giderse Borsa İstanbul için iyi olur dedi Emre Çayırlı. Çok teşekkür ediyoruz. ALB Forex'in araştırma müdürü sevgili dostum Emre Çayırlı efendim. Şimdi kısa bir araya gidelim. Her sabah saat 8'de olduğu gibi Profesör Doktor Murat Ferman sizleri bekliyor olacak. Günaydın. Ekonominin Türkçesi Eko Türk'ten iyi günler, iyi sabahlar. Bugün günlerden FED toplantı günü. Malum olduğumuz üzere herkesçe bilinen, teslim edilen bir gerçek var. Rezerv paranın sahibi FED'in Amerika Birleşik Devletleri'nde merkez bankacılığı fonksiyon ve rollerini üstlenen bu özellikli yapının kararları, toplantıları, toplantı tutanakları, başkanının söylediği ya da söylemekten imtina ettikleri vücut lisanı, dünya piyasalarının bundan sonraki akışı, münhasıran doların değeri üzerindeki etkisinden mülhem, hepimiz için önemli, hepimiz için etki halesinin artçı dalgalarının dışında kalamadığımız bir unsur. Temel mesele şu, Amerika Birleşik Devletleri de kriz ortamına reflasyonist, genişletici, destek sağlayıcı, parayı bollaştırıcı politikalarla vaziyet etti. Şimdi bu paralar, bu genişleme Warren Buffett ve diğerlerinin deyimiyle acaba bir balona ve oradan bir patlamaya, çatlamaya sebep olur mu? Dikkat edin, köpükten bahsetmiyoruz, balon etkisinden bahsediyoruz. Bu parasal çoğalma enflasyona yol açar mı? Bu çok para acaba nasıl kontrol altına alınmalı? Bundan sonra özellikle sıkılaştırıcı politikalar konusunda Fed'in duruşu ne olacak? Bir de Fed'in esbab-ı mucibesinde kuruluş nizamnamesinde sadece fiyat istikrarı sağlamanın ötesinde istihdam oluşturma, istihdam yaratma önceliği de var. Bu ikili bacak üzerinde acaba büyüme prospektleri istihdam temelli olarak FED tarafından nasıl desteklenecek bunları bugün göreceğiz. Tabii bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde gene Amerika'ya mahsus olmakla beraber daha evvel defaatle belirttiğimiz ve etkilerini kitabi olarak ve rakamsal olarak sizlerle paylaştığımız Amerika Birleşik Devletleri'nin krize karşı reflasyonist genişletici temelli politikalarından bahsetmek lazım. Geçtiğimiz günler içerisinde 2000 dolara tamamlayacak şekilde kelle başı destek çekleri dağıtımı tamamlandı. Amerika'da konuştuğumuz dostlar herkesin bu çeklerden yararlandığını, aldığını artık kimsenin nerede diye postacının gözünü, postacının yolunu gözlemediğini
postacının gözüne bakmak her zaman doğru olmayabilir. Ama artık gözlemeyi, yollarını gözlemeyi bıraktığını söylüyor. Peki şimdi sırada ne var? Şimdi Amerika'nın yeniden büyüklüğü, Amerika'nın yeniden Başkan Biden'ın deyimiyle oyunun içerisinde yer alabilmesi, yeniden inşa edilebilmesi için bir altyapı programı var. Mütevazi bir şekilde başladı. Şu anda 2.4 trilyon dolar. Daha fazlaya gitmesini istiyorlar. Özellikle Demokrat Parti'nin ilerici kanadının bu konuda iflah kabul etmez sıkı bir markaj ve baskısı var. Peki bu kadar para nereden gelecek? Biden daha evvel de seçim beyannamesinde bunu belirtmişti. Filthy rich denilen, super rich denilen, yani çok zenginlerin bir kısım vergilendirme mekanizmasını yeniden düzenleme ve vergilendirme oranları üzerinde onlar açısından kabul edilemez ve daha evvel benzeri görülmemiş bir oransal artırıma gitmek konusunda ataklarını yoğunlaştırdı. Tabii buna karşılık Wall Street Journal başta olmak üzere birçok mevkutede de ne yapıyorsun, ne ediyorsun, kendine gel, bu gidiş, bu gittiğin, tuttuğun yol yol değildir şeklinde ciddi ve tonu ağırlaşan yazılarda yazılmaya başlandı. Amerikan toplumunun binde birinden bahsediyoruz. Senelik geliri 400 bin doları aşanlardan bahsediyoruz. Bunların içerisinde bir de 1 milyon doları aşanlar var. Tabii hal böyleyken ne yapmaya çalışıyor? Yani bunları %100 vergilendirmeye, ellerinden servetlerini almaya falan çalışmıyor. Bu süper zengin kesimin en tabiri caizse bu deyimi tam yerine cuk oturduğu için kullanacağım, gıcık kaptığı bir şey var. Servet vergisi ve gelirden sermaye vergisi, kazanç vergisi. Şimdi bu temelde düşündüğümüzde özellikle cumhuriyetçiler vergilendirmenin, girişimci kesimi, zengin kesimi vergilendirmenin Keynesyen bir yanılgı olduğunu, çünkü istihdam yaratacak, yatırım yapacak, kitlelere iş sağlayacak kesimin tamamen bu girişimci kesim olduğu. Dolayısıyla bunlar vergilendirilirse veya faiz arttırılıp farklı şekillerde sıkılaştırmaya gidilirse bunların önünün kesileceğinden bahsediliyor. Bizde de biliyorsunuz faizi arttırırsan işte girişimciler yatırım yapmaz teranesi aynı ölçüde geçerli. Tabii bizde bir sıkıntı var, şunu göremiyoruz. Millet TL bazından, biliyorsunuz Türkiye'de TL bazından bir yatırım yapılmıyor. Devlet başta olmak üzere bir seneyi aşan yatırım, ki tanım gereği yatırım demek en az bir yıl ve ötesini termini ortaya getirir, zaten Türk lirasından değil dolar üzerinden yapılıyor. İkili para olduğu için Türkiye'de, yani TL faizlerinin artması aslında o kadar iddia edildiği kadar yatırımın da önünü kesmiyor. Olsa olsa kredi açlığı içerisinde olan, yani elinde bir varken onluk iş yapmaya çalışan, işte döndürücü kredi dediğimiz ferahlatıcı kredi peşinde devamlı koşan kesimin belki iştahını biraz kapatıyor ya da iştahını açıyor, her ne hal ise. Ama burada enteresan nokta şu, Biden aslında bu zenginlere yüksek oranda gelir elde eden profesyonellerin, ücretlilerin, yani bu sermayeden kazanmayanların vergi oranını getirmeye çalışıyor. Şu anda istisnalar o kadar yoğun ki neredeyse zenginler, biliyorsunuz şirketler de öyle Amerika Birleşik Devletleri'nde, dışarıda yatırım yaparak, dışarıya parayı kaçırarak vergi ödemekten imtina ediyorlar. Avrupa Birliği bu konuda sosyalizan yaklaşımıyla biraz daha zecri bir yapıda devam ediyor. Peki bu nedir? Yani bu da %38-39 oranında, yani ücretlilerin kazandığı, ücretli yüksek kademede yöneticilerin, iyi para kazananların, avukatların, hekimlerin ve diğerlerinden bahsediyoruz. Silikon Vadisi'ndeki kaymak tabakadan bahsediyoruz. Şimdi hal böyle olunca tabii Başkan Biden bu konuda nasıl yol alacak, hep birlikte izleyeceğiz. Ama hal böyleyken isterseniz bu CEO dediğimiz, CEO biliyorsunuz, bu CEO, Chief Executive Officer'lar Türkçe'de de çok kullanılıyor. Hatta CEO kulüpleri falan var. Bunların kazançları çok enteresan. Şimdi şu akla geliyor, 2020 yılı pandemi yılı, kriz yılı biliyorsunuz. Bu kriz yılında şirketler küçüldüler. Mesela uçak firmaları, değil mi? Uçak firması
Mesela gemiyle tur yapan cruise dediğimiz kruvaziyer mesela bunlar berbat oldular değil mi? Hakikaten rakamlar üzerine baktığınızda. Ama enteresan bunların CEO'larına dünyanın parası ödendi. Mesela ismini vermeyelim lazım değil. Washington Seattle'da kurulu bir Amerikan uçak firması. Bunların yaptığı bir büyük bir uçak vardı. Kazalar ve hatalar dolayısıyla bunu çektiler. Piyasadan çektiler. Yani bundan büyük rezalet, skandal olur mu? 30 bin çalışanına yol verdiler. 12 milyar dolar zarar kaydettiler 2020 pandemi yılında. Ama yöneticisi David Calhoun ne kazandı? 21.1 milyon dolar compensation, ikramiye, prim, zarf parası Indira Gandhi aldı. Bu tabii kurumsal Indira Gandhi. Gençler anlasın diye söylüyorum. Peki bu kruvaziyer şirketlerinden biri ne yaptı? Çalışanlarının %20'sini işten attı. 4 milyar dolar 2020 yılında kaybı var. Frank Del Rio isimler de bayağı havalı. Yani adamın sırf ismine binaen böyle bir ödeme yapılması bile belki kabul edilebilir. Frank Del Rio ne aldı? Tabii zenginin malı züğürtün çenesini yorar diyoruz. Onu Amerikalılar kendi izan ve anlayışları içerisinde değerlendirsinler. 36.4 milyon dolar kompensasyon aldı. En çok ücreti en yukarıda olanların listesi yayınlanmış. New York Times'a göre bir numara Paycom. Chad Richardson 211 milyon dolar almış geçen sene. Sonra First Life Care, Healthcare var. Amir Dan Rubin. Bu da 199.05 milyon almış. Hani yemin etse başı ağrımaz. 200 milyonda az bir para almış. 3 numarayı da söyledim. T-Mobile, John Legere. Bu arkadaş da 137.20 milyon dolar almış geçen sene. Şimdi baktığınız zaman 2021 yılında sıradan bir çalışan ile şirketin en tepesinde yer alanın ücret veya gelir farklılığı kaç kat? Bir tahminde bulunur musunuz? 20 kat? 40 kat? 60 kat? Hayır, tam 320 kat. Bir daha söylüyorum. 320 kat. 1989 yılında aradaki oran 61 katmış. Şimdi 320 kat. Boşa dememişler. Zor oyunu bozuyor. Pandemi dönemi eşitsizliği her bakımdan derinleştiriyor. Şu aralar çok gündemde olan bir konu. Millet işten çıkarılırken, işlerini kaybederken, zararlar yazılırken CEO'lara bu kadar ödeme yapmanın anlamı, mantığı ne? Ama iyi de öldür hakkını yeme. Yani netice itibariyle CEO olmak da öyle kolay bir iş değil. Allah'ın her günü dayak yemek maddi manevi alanda ve bütün eleştirilere karşı çıkmak, binlerce kişinin, milyarlarca doların yükümlülüğünü taşımak bu arkadaşların sırtlarında yer alıyor. Demek ki bu açıdan bakıldığında hani adalet, eşitlik, hak, hukuk, gakkuk gibi kavramlar dünyanın her yerinde tekrar bir revizyona muhtaç. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu zor oyunu bozar kavramı içerisinde bu mesele de ortaya çıkıyor. O bakımdan yani hani demin söyledik Biden bu altyapı yatırımının finansmanında zenginlerin tabi oldukları vergi oranlarını CEO'lar kadar profesyonel, ücretli profesyoneller, tabii bunların bir de kompansasyon dediğimiz destekleme paketleri var. Bunların toplam gelirleri kadar onun tabi olduğu %40'ın altındaki seviyeye, vergilendirme seviyesine yükseltmeye çalışıyor. Tabii bu seviyeler bizim gibi aslanlar için, bizim gibi kaplanlar için, bizim gibi sosyalizan fikirlerin altında ücretlileri ağır şekilde vergilendiren ülkeler için herhalde çok da korkutucu olmamak gerek. Bizde tabii neticede ne ortaya çıkıyor? Amerika'daki reaksiyonu şöyle anlayın. Bizde de biliyorsunuz kurumlar vergisi artınca wow deniyor. Bir de böyle servet vergisi, evden değer kazanma vergisi çıkınca ne oluyor? Millet ayağa kalkıyor. Genelde bu ayağa kalkma arkadan çalışma şeklinde oluyor ve
bu arkadan çalışma, lobicilik ve diğer faaliyetler çerçevesinde bunlar erteleniyor, geriye çekiliyor, gargaraya getiriliyor. Zengin daima, varsıl olanlar daima yolunu buluyor. Bu pandemi krizinde bir kere daha ortaya çıktı rahatsız edici şekilde. Zengin ülkeler aşı meselesinde öne çıkıyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile başladık, öyle tamamlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün önemli bir açıklama yapıldı. Bu hastalığı kontrol ve önleme dairesi var. Önemli bir kurumdur. Gerçekten dünyanın sayılı kurumlarından bir tanesi. Şöyle bir enteresan bir açıklama yaptı. Dedi ki tam doz aşı olanlar açık havada maskesiz ve mesafe kurallarına uygun kalmak şartıyla yaşamlarını sürdürebilirler. Şimdi Biden da bir açıklama yaptı. Özellikle gençlere dedi ki şimdi herkes artık aşıya ulaşma imkanına sahip. Gidin aşılanın gençler dedi. Hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ilk 100 günlük iki vaadi vardı biliyorsunuz Biden'ın. Bunlardan birincisi aşı meselesiydi. Tahminlerin çok ötesinde hızlı koşarak aşıyı temin ettiler. Hatta şu anda aralarında Türkiye'nin de olduğu aşıya erişim konusunda problem ve sekans sorunu yaşayan ülkeler açısından da şöyle bir kritik söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri ihtiyaçtan fazla aşıyı depo etmiş durumda. Bu da anlaşılıyor ki olayı daha önce proaktif görmenin ve zengin olmanın, tekrar ediyorum, varsıl olmanın, paraya sahip olmanın acıtıcı eşitsizliğini bir kere daha ortaya koyuyor. Çünkü anlaşılıyor ki bu aşılar böyle bir kere yapılınca hayat boyu devam etmiyor. Bunun 6 ay sonra tekrarı var. Bunun tekrar mutasyonlara göre revize edilmişi var. Hayat devam ediyor. Hindistan'da her gün yüz binlerce kişi enfekte oluyor. Binlerce kişinin sayıları artık binle ifade edilen can kayıplarından bahsediliyor. Krematoryumlarda yer kalmadığı için otoparklar açık havada krematoryuma dönüştürülüyor. Böyle bir felaket yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri de bundan sonraki jenerasyonun istikbalini garanti altına alıyor. Ne demişler? Zor oyunu bozar. Takke düşer, kel gözükür. Dolayısıyla bu dönemler zor dönemler. Biz de ülke olarak yolumuzu bulmak durumundayız. Yarın şu aşı meselesi ve aşı planlamasını konuşalım. Çünkü Cuma'dan itibaren biz de tekrar Türkiye'de kapanmaya giriyoruz. Ama çip ayı kaybederseniz, çip ayının kontrolünü elden kaçırırsanız, o zaman kapansanız da açılsanız da buradan elde edeceğiniz fayda çok sınırlı veya göreceli olabilir. Onun için yarın aşı sekans ve planlamasını konuşmanın zamanıdır. Öyle değil mi? Ekonomi kıt kaynakların optimal dağılımıdır. O halde bu konuda bizim de söyleyecek sözümüz olmak gerekir. Bu genel değerlendirme ve tespitler çerçevesinde değerli dinleyenlerimize, izleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyorum efendim. Ege Maske'nin sunduğu Piyasa Yönü devam ediyor. Piyasa Yönü ile devam ediyoruz. Birazdan aslında kripto paralara dair regülasyon süreçlerini tartışacağız ama öncelikle bir Amerikan borsalarında yaşanan gelişmelerin son bir kez bakalım. Bugün önemli bir bilanço açıklanacak. Apple, Facebook, Spotify, eBay, Boeing aynı zamanda Ford Motor açıklayacak ki Sanofi'de bilanço açıklaması bekleniyor. Az önce Deutsche Bank bilanço açıkladı. Alman banka 2014'ten bu yana en yüksek çeyrek karlılığa ulaşmış oldu. İlk çeyrekte net dönem karı 908 milyon euroluk bir kar tahmini açıkladı ki Deutsche Bank'la ilgili beklentiler bu çeyrekte 600 milyon euro değerinde bir değer artışı yönündeydi. Diğer taraftan Axios'un iddiasına göre Biden yönetiminin altyapı paketini planlamasına karşı teklif hazırlayan Cumhuriyetçi senatörlerle görüşlere dair bir iddia vardı. Az önce Starbucks satışlarında beklentilerin gerisinde kaldığını duyururken Microsoft tarafında kar tahminleri aşarken Google Alphabet tarafında da karı rekor kırdığını söyleyelim. Bir diğer taraftan Microsoft Teams tarafında dün 14 sularında küresel bir kesinti sağlandığı olduğu söylendi. Ve bu anlamda da yaklaşık olarak 2 saat hizmet verilmedi ve bu anlamda da sorunun çözüldüğü söyleniyor.
söyleniyor. Spotify tarafında da podcast yayınları için ücretli abonelik platformunu duyurduğunu söyledi. Şirket önümüzdeki 2 yıl içerisinde podcast içerikleri oluşturucularının abone giderlerinden bir komisyon sağlanacağı söyleniyor. Diğer taraftan da Jeff Bezos uzay şirketi Blue Origin tarafında NASA'nın Ay'a gidecek olan astronotları için iniş kapsülü üretmesi için SpaceX'le bir anlaşma yaptığı söyleniyor ve bu anlamda yaptığı anlaşmaya itiraz edeceği söyleniyor Jeff Bezos'ın. Şimdi piyasalara bir kez daha bir bakalım. Bugün gözler tabii ki Jerome Powell'ın vereceği Fed faiz kararında. Dün karışık bir sinyalle kapanmıştı. Bir kez daha bir vadeli tarafa bakalım, yönetmenimizden rica edelim. O taraftaki tabloya baktıktan sonra da tabii ki şu anda ılımlı, primli bir tablo olduğunu söyleyelim. Az önce de aktardık. Starbucks, Microsoft tarafında bilançolar geldi. Starbucks üzdü ama Microsoft ve Google Alphabet özellikle karı rekor kırdı diyelim. Dün de Nasdaq tarafında bunu hissetmiş olduk. Tabii dünyada birçok gelişme yaşanırken aynı zamanda bakıldığı zaman da Türkiye'de regülasyon süreci tartışılıyor. Hemen buradan sevgili Burak'a gidelim. Burak Köseoğlu, uzman coin kurucu ortağıyla birlikte konuşacağız. Burak, öncelikle hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Burak Köse bu arada. Burak Köse. Evet, pardon, özür dilerim. Önemli değil. Bakıldığı zaman Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından bir uyarı gelmişti. İşte bu bugün bir çalışma grubu toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. Evet. 100 milyonluk bir öz sermaye beklendiği söylendi. Ne dersin bu konuya dair? Yani her şeyden önce görünen o ki bu düzenleme sürecinde sektör paydaşlarının da fikirleri alınıyor. Bazı haberlerde 15 aracı kurumla bir çalışma grubu oluşturulduğu, işte kripto para alım satım platformlarının da görüşlerine başvurulduğu söyleniyor. Belki evet, dün 100 milyon liralık bir sermaye şartı dile getirmiştim. Böyle bir teklif gitmiş. Bu aşağı çekilebilir. Yani bu arada belirtmek isterim. Sermaye şartı konusunda da tabii enteresan iddialar var. Sektörel kaynaklara dayandırılan bir başka haberde mesela bu sınırın 2 ila 10 milyon lira olacağı yazılıyor. Yani böyle düşünüldüğü yazılıyor. Ama bu sınır, bilmiyorum, sen de belki katılırsın bana, az görünüyor elbette. Yani bu kadar az olmasına gerek var mı bilmiyorum yani. Tabii şu da var. Yani burada bence sermaye şartına çok fazla odaklanıyoruz. Yani genelde ilk akla gelen şey bu. Hı-hı. Sermaye şartının ötesinde de halledilmesi gereken başka konular var. Örneğin bana kalırsa ilk olarak bu platformlara ait cüzdanların bir şekilde takibi sağlanmalı. Eğer bunu TODEX'te yapabilmiş olsaydık sanıyorum ki ortaya çıkan son manzarayla karşılaşmayacaktık. Çünkü son 3 ayda dün de bahsettik burada, cüzdanların analizleri yapıldı, TODEX cüzdanları tespit edilip. Son 3 ayda görüldü ki TODEX cüzdanlarından ciddi çıkışlar olmuş. Hatta bir noktada Ethereum cüzdanında ETH kalmamış. Bu büyük bir alarm işareti aslında bir borsa için. Piyasada gördüğümüz birçok farklı kripto paranın çoğu da Ethereum altyapılıdır. Hı hı. Yani bu cüzdanlardan dışarıya kripto para çıkarmak için de ETH gerekiyor. Eğer yeterli ETH cüzdanda yoksa transfer edemezsiniz. Yani normal işleyen bir borsada böyle bir şeyin olması mümkün değil. Cüzdanlardan çıkan miktarın izlenmesiyle bu olağan dışı bir hareketin tespiti mümkün olabilirdi. Yani ama tabii ki kesinlikle gelecek regülasyona bunun dahil edileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Yani bunu göreceğiz. Ek olarak şimdi regülasyonla beraber muhtemelen bu platformlar düzenli olarak sıkı şekilde denetlenecekler. Halihazırda bunu kendi kendine bağımsız bir taraf eşliğinde yapan ve gerçekten bu anlamda regülasyon varmış gibi çalışan kuruluşlar var. Regülasyonla beraber öyle görünüyor ki artık bu bir standart olacak. Mesela güvenlik altyapısı bakımından bir denetim geleceği öngörülüyor. İşte bu platformların güvenlik altyapısı rapor alacağı, denetim raporu alacağı, bu şekilde işleyişine devam edebileceği söyleniyor. Tabii şimdi kripto para platformlarının regülasyonu deyince işin en can alıcı noktası bu varlıkların nasıl ve nerede saklanacağı konusu. Bu şu anda üzerinde en çok durulan meselelerden biri. Şimdi herhangi bir düzenleme olmasa bile bir borsa cüzdanı mutlaka çoklu imzalı yapıya sahip olmalı. Bu şu demek, yani kullanıcı varlıklarının tutulduğu borsa cüzdanında bir transfer işlemi gerekiyorsa, hı hı, bu iş tek bir kişinin imzasıyla olmamalı. Bunun yerine işlem en az 3 imza ile gerçekleşmeli. Zaten TODEX olayında örneğin orada muhtemelen böyle bir olay yok. Bütün cüzdanı da tek bir kişi kontrol ediyor. Yani senin benim gibi sıradan kullanıcılara ait cüzdanları biz tek imzalı şekilde kullanabiliriz. Çünkü varlık tamamen bizim.
Tabii şu anda Türkiye'de bildiğimiz platformlar da elbette çoklu imzalı cüzdan yapıları kullanıyorlar. Ama bunun net şekilde bir standart olması gerekir. Şu da konuşuluyor elbette. Borsaların sadece alım-satıma aracılık etmesi ve saklama işinin bir merkezde toplanması. İşte burada Takasbank benzeri bir yapıyla. Bununla ilgili çok detay yok tabii, bilemiyoruz. Özellikle böyle bir merkezin yapısı nasıl olacak? Kripto para platformlarının buna katılımı nasıl olacak? Burada diğer ülkelerin nasıl düzenlemeler yaptığına da bakmak lazım belki. Hı hı. Mesela en etkili regülasyonlardan birine sahip Japonya'da az önce bahsettiğim gibi bir yapıdan ziyade bu iş sıkı bir denetlemeyle borsalara bırakılmış, bu saklama işi. Öte yandan tabii regülasyonda kara para aklamının önlenmesi gibi bunun farklı ayakları da var. Borsaların halihazırda bunun önüne geçmek için çeşitli tedbirleri var. Ancak bir regülatif çerçeve anlamında bu adımların ilk aşamada değil de daha sonraki aşamalarda geleceğini düşünüyorum ben. Öğrendiğimiz kadarıyla bu arada regülasyon çerçevesine dahil edilmesi muhtemel bir başka konu da bu kripto para platformlarının. Yöneticilerinin eğitim altyapılarının bu işi yapacak yeterlilikte olup olmadığı olacak. Biliyoruz ki basına da yansıdı zaten. TODEX'in yöneticisi ve kurucusu bir lise 2 terk. Üniversite eğitimi bile yoktu. Muhtemelen en az üniversite eğitimi istenecek yöneticilerden. Tabii işte regülasyon deyince bir de vergi meselesi var. İlk aşamada vergiyle ilgili bir düzenleme olacağını sanmıyorum açıkçası. Tabii vergiyle ilgili bir düzenleme yapmak için önce kripto paranın tanımlanması gerek. Bu vergi oranı da buna bağlı olarak işte ne olarak tanımlanacağına göre değişecek muhtemelen. Evet. Bu anlamda ilk başta kurumların faaliyetlerini herhalde denetlenmesi için değil mi sevgili Tabii, Murat? Tabii öyle olacak. Bunu evet. denetlemek için neler yapılacağı tartışacak. Bugün Güney Kore tarafında işte %20 gelir kazançlarından vergi koymayı hedefliyor. Evet. Bizde de böyle rakamlar telaffuz ediliyordu ama az önce senin söylediğin gibi hem takas tarafından hem de bu işin denetim tarafında neler yapılacak bu tartışılacak. Tabii mesela Amerika'da US Bank müşterilerine kripto para saklama ürünü sunacak. Evet. Sen dediğin o aslında yöntem de bu şekilde de olabiliyor. Hani bazı yani, bankalar denetim olmadığı için kendisi bu saklama hizmetini herhalde sunuyor kullanıcılarına. Evet, sözünü de keser gibi oldum ama şu tabii bankaların da biz kripto para sektörüne girmek için gerçekten hevesli olduğunu biliyoruz. Hı-hı. Yani hatta işte bu son gelen ödeme, kripto paraların ödemelerde yasaklanması biraz da bankaların bu konuda iş modeli geliştirdiği, böyle çalışmaların olduğu iddiasıyla gelen bir düzenleme olduğu söyleniyordu. Şimdi belki de işte bankalar saklama hizmeti verecek. Belki de böyle bir şey olacak ilerleyen dönemde. Bu yine kripto para borsaları da belki bankaları kullanacak bunun için. Böyle bir düzenleme de belki yapılabilir. Evet, şimdi aslında bugün önemli bir gün, ilk toplantı. Dolayısıyla da umarım bir regülasyon evet. gelir. Hani bu regülasyon çok tabii. çok önemli. Bugün aynı zamanda tabii süremizin sonuna geldik ama önemli bazı gelişmeler de vardı. Mesela Avrupa Yatırım Bankası Ethereum teknolojisi kullanarak 100 milyon euro tutarında dijital tahvil ihraç edeceğini söyledi. Yani sadece kripto varlıklara Bitcoin fiyatı ne olur ne biter gözle bakmamak lazım. Bugün Avrupa tabii, Yatırım kesinlikle. Bankası bir dijital euro tahvil ihracı, finans bambaşka bir noktaya evriliyor. Dolayısıyla biz bu teknoloji ve bu ürünleri reddetmememiz lazım ki şu anda da görülen nokta reddetmekten ziyade bir regülasyon süreci. İyilerin ve kötülerin ayıklandığı ve iyi kurumların güçlü sermayesi olan kurumlar ve yatırımcı mağdur etmeyecek kurumlarla yola devam olacak gibi tablo var sevgili Burak. Umarım sizin açınızdan da güzel olur. Çünkü bu anlamda medya yapıyorsunuz. Bir medyanın Tabii. kurucu ortağısın, uzman coin'in. Dolayısıyla da yolunuz açık olsun diyelim. Yeni başlangıcın umarım ilk günü olur çok, bugün. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Murat. Burak Köse, uzman coin kurucu ortağı ile birlikte konuştuk efendim. Programımızın da sonuna geldik. Doktor Pelin Yantur reklamlardan sonra devam ediyor olacak. 11'de de Paratoner diyoruz tabii ki. Ege Maske, piyasa yönünü...